arkası yarın. Yıllardan sonra. 1. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Kösoğlu. Eser Seçkin Başkan. Uyarlayan Yavuz Selim. Yayını hazırlayan Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Hasan Dinç. Babam ne zaman gelecek? Yarım saat sonra gelir. Karnın acıktıysa senin yemeğini hazırlayayım. Babam gelsin o zaman yerim. Peki canım. Ben yine de yavaş yavaş sofrayı hazırlayayım. Baban gelir gelmez yemeğimizi yeriz oğlum. Hadi beyefendi. Vapur iskeleye yanaştı. Kalkın da biz de inelim. Ben... İyi misiniz beyefendi? Size soruyorum. Hasta gibisiniz. Aman Allah'ım. Ter içinde kalmışsınız. Hey, yardım edin. Burada hasta biri var. Bir dakika. İzin verin ben bakayım. Doktorum, kenara çekin lütfen. Hasta burada doktor bey. Ter içinde. Baygın gibi. Hay Allah. Bu adam kalp krizi geçiriyor. Ne? Hemen hastaneye kaldırılması gerekir. Önce kravatını gevşetelim de rahat nefes alsın. Toplanmayın, toplanmayın. Çekilin kardeşim, çekilin. Görüyorsunuz işte, hasta krizi geçiriyormuş. Doktor, gemi kaptanına söyleyeyim de bir ambulans çağırsınlar buraya. Gerek kalmadı. Ne? Öldü zavallı. Ne dediniz? Öldü mü? Aman Allah'ım. Evet, öldü. Öldü ha. Ambulans yerine polis çağıralım da kimliğini tespit edip ailesine haber versin. Yazık. Genç adamdı. Yazık. Öyle ama çok kızı genç yaşlı dinlemiyor işte. Evet. Babam nerede kaldı anne ya? Açlıktan öldüm. Birazdan gelir sabret. Az kaldı. O zaman hep birlikte yeriz. Ah işte geldi. Murat sen ellerini yıka ve sofraya otur. Tamam anne. Hoş geldin Ömer. Ah, polismiş. Affedersiniz efendim. Ömer Taner'in evi burası mı? Evet ne oldu polis bey? Siz eşi misiniz? Evet evet söyleyin kocama bir şey mi oldu yoksa? Kocanız... Evet Ömer'e bir şey mi oldu yoksa söylesenize. Hanımefendi kocanız biraz rahatsızlandı da şu anda hastanede. Gelebilir misiniz? Aman Allah. Aman Allah. Ne oldu Ömer'e? Nesi varmış? Hangi hastaneye kaldırmışlar? Kadıköy iskelesinde vapurda rahatsızlanmış. Hastaneye götürdüler. Peki şimdi nasıl durumu iyi mi? Gidelim bacım. Memur bey doğruyu söyleyin bana yoksa kocam. Başınız sağ olsun bacım. Kocanız vefat etmiş. Ne? Olamaz. Ömer ölemez. Şaka yaptığınızı söyleyin. Ne olur şaka deyin bana. Allah'ım. Allah'ım. Cenaze hastanede. Bizimle gelip kimlik tespiti yapmanız gerekiyor. Anne, babam mı geldi? Anne? Anne neden ağlıyorsun? Baban. Baban ölmüş Murat. Ölmüş. Ömer, Ömer neredesin? Nasıl olur da bizi bırakır gidersin Ömer? Allah'ım, biz şimdi sensiz ne yapacağız Ömer'im? Ne yapacağız? Aman Allah'ım, ne yapacağız? Yeter yavrum, ağlama bu kadar. Ölenle olana çare bulunmaz biliyorsun. Takdir-i ilahi böyleymiş, elinden ne gelir ki? Ben şimdi ne yapacağım Seriha teyze? Ömersiz nasıl yaşayacağım? Allah'ım. 4 yaşında bir çocukla bu yalancı dünyada bir başıma ne yapacağım ben? Öyle söyleme. Ben de Turgut amcan da her zaman yanındayız senin. Sen de bizim kızımız sayılırsın. Bizi komşu gözüyle görme. Akraban gibi belli yavrum. Ya, sağ ol Seniha teyze sağ ol. Şu en acılı günümde görüyorsun işte. Senden başka kimsem yok yanımda. Güya anam babam kardeşim var ama nerede? Peki ya Ömer'imin cenazesini kim kaldıracak? Ben kadın halimle nasıl uğraşırım bunlarla Seniha teyze? Turgut amcan o işleri hallediyor. Merak etme yavrum.
Kocanın cenazesi yarın defnedilecek. Allah razı olsun sizden. Bu arada Murat'ı unuttum. O nerede Seniha teyze? Merak etme, Murat bizim evde. Müge oyalıyor onu. Nazan kızım, kocanın ölüm haberini anana babana haber vermeyecek misin? Vermemin ne faydası olur ki Seniha teyze? Sana anlatmıştım. Bize dargın onlar. Kaç yıldır görüşmüyoruz. Ömer'le evlenmemi istemiyorlardı. Torunları oldu, onu bile görmek istemediler. Şimdi kalkıp da Ömer'in cenazesine gelirler mi sanıyorsun? Olsun, böyle zamanda kin ve düşmanlıklar biter. Sen ver bakayım bana babanın telefonunu. Ben arayıp kocanın vefat haberini vereyim onlara. Olur, vereyim Seniha teyze. Sen görevini yap da onlar cenazeye gelir gelmez kendi bilecekleri iş artık. Geliyorum, bir dakika. Ah, sen misin Seniha teyze, buyur. Sıcak çorba yapmıştım, biraz da size getireyim dedim. Girsene teyze, konuşurduk biraz. Canım sıkılıyor. Murat ne yapıyor? Ne yapsın, çocuk daha. Ölümün ne olduğunu bilmiyor ki. Zaman zaman babam nerede diyor. Sonra da unutuyor. Sen alışabildin mi bari kızım? Mümkün mü Seniha teyze? 3 ay geçti. Ama değil 3 ay, 3 asır bile geçse Ömer'imin acısını unutamam. Haklısın kızım. Birbirimizi çok sevmiştik Seniha teyze. Kerem'le Aslı gibi, Leyla ile Mecnun gibi. Onunla evlenebilmek uğruna ailemle, özellikle babamla çok kavgalar ettik. Babam beni kendileri gibi zengin bir aileye vermek istiyordu. Ona göre zenginler ancak zenginlerle evlenebilirdi. Peki ya sevgi? Sevgisiz evlilik olur mu hiç? Ablam babamın dediğini yaptı ve zengin biriyle evlendi. En büyük arzusu beni de zengin bir iş adamıyla evlendirmekti. Ama ben karşı koydum. Çünkü Ömer'i seviyordum. Ancak onunla evlenirsem mutlu olacağımı biliyordum. Oldum da. Ömer'im ölünceye kadar belki de dünyanın en mutlu insanı bendim Seniha teyze. Bana bir oğlan çocuğu bıraktı. Zengin değildi Ömer ama namuslu, şerefli ve haysiyetli biriydi. Haklısın Nazan. Kocanı biz de bütün mahalleli de çok severdik. Ama ölüm onu alıp götürdü. Bir rüya oldu her şey. Üzülme artık. Allah'ın dediği olur kızım. Şu dünyadan istediğimiz nedir ki? Bütün her şey ahiret hayatı için değil mi? Acılar, ızdıraplar hepsi birer imtihan biz kullar için. Sakın Yaradan'a olan inancını kaybedip de isyan etme Nazan. Sakın. Haklısın Seniha teyze. Peki kızım, sorması ayıp olmazsa bundan sonra nasıl geçineceksin? Ne yiyip ne içeceksiniz? Anladığım kadarıyla kocandan da miras olarak bu oturduğun evden başka bir şey kalmamış sana. En büyük mirası onun adı ve kişiliği Seniha teyze. Ama tabii bunlar karın doyurmuyor. Bilmiyorum. Elimdeki hazır para yavaş yavaş bitmeye başladı. Bir şeyler yapmalıyım tabii. En azından bir iş bulup çalışmalıyım. İşine karışmak gibi olmasın ama bana kalırsa sen yine de babanın kapısını bir çal kızım. Bak zengin diyorsun. Ne olursa olsun hiçbir baba öz kızını sokakta torunuyla birlikte bırakmaz. Kucak açar sana. Ah Seniha teyze, ah sen babamı bilmezsin. Değil kucak açmak, kapısını bile açacağından şüphe ediyorum. Görmedin mi? Kocamın cenazesine bile gelmedi. Bir telefon açıp başsağlığı bile dilemedi. Olsun, sen yine de git onlara kızım. Babandır, büyüktür. Senin doğmana vesile olmuştur. Hem artık kocan da öldüğüne göre ortada inatlaşacak bir mesele de kalmamıştır. Nereye gidiyoruz anneciğim? Deden nereye yavrum? Benim deden var mı anne? Olmaz olur mu? Var tabii oğlum. Gel. Dedenler bu koca evde mi oturuyor anneciğim? Evet oğlum. Köşk derler bu eve. Ya öyle heyecanlıyım ki. Bakalım bizi nasıl karşılayacaklar. Buyurun. Aa, Nazan, sen ha? Benim annem. İçeri girebilir miyim? Tabii gir kızım. Bu oğlun mu yoksa? Evet anne, torunun Murat. Naime, kim geldi? Nazan geldi bey. Nazan mı dedin? Allah Allah. Gel bey, kızımız gelmiş. Torununu da getirmiş. Nazan. Babacığım elinizi öpeyim. İstemez. Sen ne yüzle geldin bu eve bakayım ha? Sakin ol bey.
Sen karışma Naime. Evet, soruma cevap ver. Sen bu eve hangi yüzle geldin Nazan? Ömer. Ömer öldü baba. Ne? Aman Allah'ım. Ne zaman öldü Nazan? 3 ay oluyor anne. Komşulara size haber vermeleri için rica etmiştim. Ama kimse bize bir şey söylemedi. Ben biliyorum. Telefona ben çıkmıştım. Neden bana söylemedin bey? Neden geldin buraya? Ha? Sana hangi şartlar altında olursa olsun bir daha bu eve gelmeyeceksin demedim mi? Ha? Söyle, ne istiyorsun, para mı? Ben buraya sadece sevgi ve şefkat istemeye geldim baba. Bak, torununu da getirdim. El öpmesi için. Benim el öptürecek ne kızım ne de torunum var. Yapma bey. Bu kadar insafsız olma. Kızın kocası ölmüş. Dul kalmış. Bana ne, öldüyse ölmeseydi. Baba. Bana baba deme. Eğer sıkıştıysan sana uzatacak elim yok. Kendi başının çaresine kendin bak. Delirdin mi İsmail bey? Bu ne kin? Bu ne düşmanlık böyle? Hiç mi Allah korkusu yok sende? Kız kapımıza gelmiş. Yeter be, yeter. Ağlayıp da sinirlerimi bozma kadın. Eğer kızını bu kadar çok seviyorsan sen de onunla beraber gidebilirsin. Ama geri dönmemek şartıyla. Annemin benimle gelmesine gerek yok baba. Onun şu anda benim için döktüğü gözyaşları beni sevdiğinin bir ispatı. Affedersiniz, buraya gelmekle ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anladım. Sizi bir daha asla rahatsız etmeyeceğim. İyi edersin. Hale bak. Kucağında o fukaranın çocuğu kalkmış gelmiş bana kocam öldü diyor. O senin problemin. Ne yaparsan yap. Evlenirken düşünseydin bütün bunları. Bir ölünün arkasından böyle konuşma baba. Ya nasıl konuşayım peki? Nasıl konuşayım? Ha, vay evladım. Ne iyi adamdı. Çok mu üzüldüm diyeyim? Ha? Hiçbir şey söylemene gerek yok baba. Hadi oğlum, gidiyoruz. Üzülme anneciğim. Seni çok seviyorum. Sus artık Naime, ağlama. Sus diyorum sana. Ağlayarak beni yumuşatamazsın. Ben sağ olduğum sürece Nazan bu eve ayak basamaz. İşte o kadar. Senin hiç mi insafın yok bey? Cezalandırmak sadece Allah'a mahsustur. Ne yaparsa yapsın, o bizim evladımız, kızımız. Kes artık. Benim öyle evladım yok. Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Beni dinlemesin, bana karşı çıksın, sonra da aman baba kocam öldü diye kapıma gelsin. Olmaz öyle şey. Bak, tütüncülerin oğluyla evlenseydi şimdi benim durumum da daha iyi olacaktı. Bu sıkıntıları çekmeyecekti. Fabrikada işlerim bozuk, bankalar kredi de vermiyor. Alacaklılar sırayla borçlarını istemeye başladı. Sen kendi halini vaktini düzeltmek için mi kız evlendiriyorsun İsmail bey? Onların mutlu olup olmaması senin için hiç mi önemli değil? Kes hanım, kes. Sen anlamazsın bu işlerden. Kime telefon ediyorsun? Andan'a. Alo Handan. Benim. Baba sen misin? Nasılsın kızım? İyiyim baba, siz nasılsınız? Canım sıkkın yavrum. Niye baba? Az önce Nazan Hanım geldi. Kocası olacak o derbeder ölmüş. Kucağında çocuğuyla çıktı geldi. Sokmadım içeri. İyi yapmışsın. Zamanında söz dinleseydi, yalan mı? Ama geldi, ananı anlat bunu. İki göz iki çeşme ağlayıp duruyor karşımda. Şimdi beni iyi dinle. Eğer sana gelecek olursa sakın içeri almayacaksın onu, tamam mı? Sakın. Tamam, merak etme, almam. Bak, eğer içeri alacak olursam babalık hakkımı sana helal etmem andan. Almam dedim ya baba. Peki kocası ne zaman ölmüş? Sormadım bile. Bize ne? Nazan ne istemeye gelmiş size? Ne olabilir ki? Parasız kalmıştır. Ta başından söylendi ona ama kimseleri dinlemedi. Kendi düşen ağlamaz baba. Tabii. Hadi hoşça kal canım. Kocana selam söyle. Bir ara bana uğrasın. Onunla konuşacaklarım var. Olur baba, söylerim. Hadi güle güle. Çare yok. Handan'ın kocasından para yardımı isteyeceğim. Aksi takdirde fabrika iflasa gidecek. Aysel! Buyurun hanımefendi. Ben konken partisine gidiyorum. Metin gelirse söylersin. Ha, aklında olsun. Kardeşim Nazan gelirse nerede olduğumu sakın söyleme. Ayrıca içeri girmesine de izin verme, tamam mı? Baş üstüne hanımcığım.
Orası belli ki şu yalancı dünyada milyonlarca insanın içinde oğlumla birlikte yapayalnızım. Sırtımızı dayayabileceğimiz ne koca ne de baba var arkamızda. Artık ağlamamalıyım. Ağlamak yerine mücadele etmeliyim. Bakmak ve büyütmek zorunda olduğum bir oğlum var benim. İlk olarak bir iş bulup çalışmalıyım. İş arama ilanlarına bakacağım. Bir iş bulup çalışacağım. Allah'ım sen bize yardım et. Bizleri kurda kuşa muhtaç eyleme yarabbim. Yıllardan Sonra adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.